Gördüğünüz gibi PUBG Mobile'da bu kısımda oyun sürücüsü yazıyor. Esselamu Aleyküm. Bu videoda daha önceki bir videom olan geliştirici seçeneklerini gösterdiğim videoda grafik sürücüsü ve oyun sürücüsü arasından seçim yapabileceğimiz seçeneklerin mevcut olduğu bir ayar vardı. Buradan girerek istediğimiz oyunda oyun sürücüsünü, istediğimiz oyunda grafik sürücüsünü seçebiliyorduk. Ancak Android'in sanırım 11 olması lazım. 11 güncellemesinden sonra çoğu cihazda bu özellik kayboldu. Benim cihazımda da kayboldu. İsterseniz beraber bakalım. Ayarlar. Geliştirici seçeneklerini açmak için yine cihazım ya da telefon kısmından. Tüm özellikler. Buradan MIUI sürümüne 7 defa tıklıyoruz. Artık bir geliştiricisin yazısını görünce çıkıyoruz. Ek ayarlara tıklayıp geliştirici seçeneklerini açıyoruz. Burada aşağı doğru GPU sürücüsü tercihleri kısmı mevcut. Buraya tıklıyoruz. Burada istediğimiz herhangi bir oyun veya uygulamada tıklayarak sistem grafik sürücüsü veya varsayılan seçebiliyoruz. Önceden sistem grafik sürücüsü, oyun sürücüsü ve varsayılan vardı. Şimdi burada oyun sürücüsünü nasıl geri getirebiliriz onu göstereceğim. Öncelikle bu özelliği genellikle PUBG'de kullanıyoruz. PUBG'yi bulalım. Burada sizin telefonunuzda varsayılan olarak seçilidir bu. Burayı sistem grafik sürücüsü yapıyoruz ve buradan çıkıyoruz. Burada videomun açıklamalar kısmında vermiş olduğum linkten LADB isimli uygulamayı indirerek telefonumuza kuruyoruz ve açıyoruz. Şimdi bu uygulamayı kapatmadan tekrar geliştirici seçeneklerine girmemiz gerekiyor. Bunun için bu uygulamayı arka planda çalıştırmam gerekiyor. Tam ekran kullanıyorsanız şöyle ortaya doğru çekip uygulamanın üzerine basılı tutup şu ayarların bir üstündeki yuvarlığa tıkladığımızda şu şekilde yüzer pencere şeklinde açılıyor. Ayarlara tıklıyoruz. Ek ayarlar. Geliştirici seçenekleri diyoruz. Burada USB hata ayıklama kısmına tıklıyoruz. Eşleme kodu ile cihaz eşleme diyor. Burayı seçiyoruz ve cihazla eşle yazısıyla bize kablosuz eşleme kodu veriyor ve IP adresi ve bağlantı noktası diyor. Bu bağlantı noktası yazan 5 haneli sayıyı şu port kısmına üste yapıştırıyoruz. Öncelikle şurayı düzenleyeyim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz görmek açısından. Bu alttaki kısma geliyoruz. Buraya da kablosuz eşleme kodunu giriyoruz. Sonrasında burayı büyüterek OK diyoruz. Bu kısımda suggest yazısını gördükten sonra bu shell command yazan kısma videomun açıklamalar kısmında ve Telegram kanalımda paylaşmış olduğum kodu kopyalayarak yapıştırıyoruz ve enter diyoruz. Sonrasında bu şekilde bir ekran çıktıktan sonra buradan çıkıyoruz. İkinci uygulamamız olan SetEdit isimli uygulamayı açıyoruz. Burada sistem tablet kısmına tıklayarak burayı global tablet yapıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. G harfine doğru game yazan kısmı bulacağız. Şimdi burada game alt-tire driver alt-tire opt alt-tire in alt-tire apps yazan kısım var. Bu bizim oyun sürücümüz. Bir altında da game alt-tire driver alt-tire opt alt-tire out alt-tire apps yazan kısım var. Şimdi bu game driver yazan iki tane seçenekten out apps yazan kısma tıklıyoruz. Edit diyoruz. Bu com.tencent.ig'yi üzerine basılı tutarak kes diyoruz ve save change diyoruz. Bu kesmiş olduğumuz PUBG'nin dosya ismini bir üstte bulunan game driver opt in apps yazan şu kısma tıklayıp edit value deyip basılı tutup yapıştır diyoruz ve save change diyoruz. İşlemimiz bu kadar. Buradan çıkıyoruz. Arka planda bulunan uygulamaları kapatıyoruz. Ayarlara tıklıyoruz. Ek ayarlar. Geliştirici seçenekleri. Burada aşağıya doğru grafik sürücü tercihlerine tıklıyoruz. Biraz önce PUBG üzerinden bu işlemi uyguladık. PUBG uygulamamızı bulalım. Gördüğünüz gibi PUBG Mobile'da bu kısımda oyun sürücüsü yazıyor. Otomatik olarak oyun sürücüsünü seçtik. Buraya tıkladığımızda bu kısımda gördüğünüz gibi varsayılan ve sistem grafik sürücüsü var. Ancak ikisi de seçili değil.
Biz burada gizlenmiş olan oyun sürücüsü seçeneğini seçtik ve PUBG Mobile ile oynarken oyun sürücüsünden faydalanarak oynayacağız ve performansımızın arttığını göreceğiz. Burada oyun sürücüsünü kullanacağınız oyun varsa uygulamaları seçerek göstermiş olduğum yöntemden kopyala yapıştır yöntemiyle siz de bu işlemi kendi telefonunuzda uygulayabilirsiniz. Geliştirici seçenekleri videomun altına sürekli oyun sürücüsü yok şeklinde yorumlar geliyordu. Bu videoyla da bunu nasıl geri getirebiliriz onu göstermeye çalıştım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.